Nerede kaldı bu kız? Üst sokaktan gelecek. Eli kulağındadır, gelir şimdi. Ben çorbaları koyayım o zaman. Zaten kaynar halde. Ben geldim. Ah be kızım, nerede kaldı? Meraktan öldük vallahi. Kutlama yapıyoruz dediniz. Ben de bir sürpriz getireyim bari dedim. Ah, ne sürprizi? Hadi çatlatma. Arkadaşım gelmiş. Be kızım. Ne yaptın sen? Bu hanım kim Zehra teyze? Bu hanım benim canım arkadaşım. Alice. Kerem'in annesi. Anita ablanın da kayıp kızı vardı ya, işte o. Alice teyze mi? Evet o. Nasıl buldunuz? Yani Ayşe teyzenin haberi var mı? Kerem Almanya'da bulmuş. Anita teyzeyle bir araya getirdi ama ne oldu bilmiyoruz. Belki de tanımadılar birbirlerini. Kızım şimdi tamam da getirdin de ya Kerem kızarsa? Aman canım, ne derse desin. Kadını kapattık eve, kendi kendisine iyileşmesini bekliyoruz. Olur mu öyle şey? Niye, hasta mı ki? Seni annen sanıyor. Bize geldiğinde de böyleydi işte. Artık ilaçlardan mı, yaşadıklarından mı bilmiyorum. Çocuk gibi böyle. Bu ne hal ya? Kutlama yapacağız dediniz, geldik. Hepiniz duygusala bağladınız, hadi. Evet ya. Yemekleri soğutmayalım. Hanımlar, bugün bolca güleceğiz, ağlamak yok. Buyurun, oturun. Hadi Alice teyze, sen benimle otur. Ben bir servis daha getireyim hemen. Ay. Mahalleli hep bunu konuşurdu. Madam Aneta gibi halim selim bir kadından böyle Alice gibi afacağım bir çocuk nasıl olur diye. Çok mu afacandı? Gerçi bu halini görünce insanın pek inanası gelmiyor ama. Bak Alice, yoruldun mu canım? Yoruldu. Ay kıyamam. Fazla geldi tabii bugün ona. Hiç bu kadar uzun süre dışarıda kalmamıştı. Hadi kızım, götürelim. Hadi kalk. Dur Yağmur, ne yapıyorsun? Biz hallederiz. Ay, olur mu öyle şey? Bir sürü bulaşık var. Hayır lütfen. Yok biz ikimiz hallederiz, sen bırak. Hallederiz biz. Tamam, sağ olun. Ellerine sağlık Emine. Çok güzel olmuş her şey. Afiyet olsun, ne demek. Gel güzel arkadaşım. Çok da yakıştı. Al Zehra teyzeciğim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Görüşürüz. Ferideciğim, görüşürüz. Afiyet olsun. Görüşürüz. Yine gelin ama mutlaka, olur mu? Tabii. Geleceğiz. Bugün burada sizi ağırlamam da iyi oldu. İyi bir deneme oldu yani benim için. Altan nasıl, uğruyor mu sık sık? Uğruyor. Bazen yemeği bahane edip günde 3 kere falan uğruyor. Maşallah de maşallah. Maşallah. Ne demezsin. Bugün dayıma yakalandı ama. O da Altan'ın şanssızlığı artık. Bırak otur. Otur konuşalım. Dayım geldi sürpriz pat diye yemeğe. Altan'ın da şarjı bitmiş. Dur, dayım burada, gelme diye mesaj atamadım. Ve büyük karşılaşma. Gerildiler mi? Yok. Çok şükür bir gerginlik olmadı. Ama bir ilerleme de olmadı. Emine bak, Altan yapacağını yaptı. Yani daha ne gibi bir ilerleme bekliyorsun ondan? Ya adam bana evlenme teklifi etmedi Feride. Hayır, laf çarpıtıyorum, onu da anlamıyor. Bir acayip yani. Vallahi haklısın, o konuda artık bir şey diyemeyeceğim. Yani. Özel bir evlenme teklifi benim de hakkım değil mi? Hakkın tabii. Sen her şeyin en güzeline layıksın. Ya allem ettim, yine de anlatamadım derdimi. Yani daha ne yapmam lazım anlamıyorum ki. Adam bana
bana gelmiş bugün bile hala biber diyor ya, biber. Buna inanabiliyor musun? Biber. Kıyamam ben sana, kıyamam. Sence teklifi benden mi bekliyor? Yok artık Emine, daha neler ya. Ne bileyim. Bence de yani ama. Bak hadi üzülme sen. Altan vakti zamanı gelince gereğini yapar. İnşallah canım. Bakalım göreceğiz. İyi hadi tamam. Ben buraları hallederim. Sen git. Ay yok bir şey kalmadı. Beraber bitirelim. Yok yok. Zaten dayım gelecek. Onunla beraber gideceğiz. Senin başka işlerim de var. Ben hepsini hallederim. Ben böyle içmesin mi damla benim ya? Olur olur. Çok güzel olur. Hadi gel. Yapacağını yaptın zaten. Daha ne yapacaksın? Haydi öptüm. Görüşürüz. Hadi bir damla sarılın.